Not defterinde ben Tuğba Dural, Rıdvan Dilmen'le karşınızdayız ve stüdyo konuğumuz gördüğünüz üzere Acun Ilıcalı. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hakikaten her projeniz seyirciyi ekrana kilitliyor ama özellikle O Ses Türkiye başka bir noktada sanki. Evet. Biraz yeni olmasının avantajı var tabii o. Yani yeni bir format ve insanlar çok sevdi. Biz de çok mutluyuz tabii. Çünkü çok emeğimiz var. 8 aydır üzerine çalıştığımız bir projeydi. Ve sonucunda 4 ay casting yaptık. Ve hani tabii hep şu heyecanı yaşarsınız. Seyredecekler mi, seyretmeyecekler mi diye. Seyircilerimiz seyretti. Biz de inanılmaz mutlu olduk. Yeni bir format ama aslında Türkiye'de hani benzerleri en azından yapılmıştı. Evet, evet. Diğer yarışmalar ilkken bu daha önce yapılmış bir yarışmaydı. Hakikaten katılan her ses de çok kaliteli. Bunun sebebi şu. Biz yani şimdi... Çok şükürler olsun ki seyircilerimiz üzerinde güvenimiz olduğu gibi hani yarışmacılar üzerinde de bir güvenimiz var. O yüzden hani yarışma yaptığımız zaman sıra dışı yarışmacılar bize başvuruyorlar. Bu çok bizim için önemli bir şey. Onlara da defalarca teşekkür ettim zaten. Hani Türkiye'deki çok önemli sesler bir anda bizim yarışmamızda buluştu ki bunların olduğunu kimse bilmiyordu bile. Ama bizim de tabii şöyle şu bir gerçek ki 3 ay casting yaptık. 3 ay uzun bir süre. 3 ay bütün şehirleri gezdik, ses aradık. Ve bunun karşılığında gördük. Hakikaten ben şunu söyleyeyim. Şimdi çocuğu da izledik. 5 evet. yaşında galiba. 5 evet. yaşında. Yarışmacılar tabii Survivor'da da öyle. Evet. Hepsinde de öyle. İlginç yarışmacılar çıkıyor. Da jüriyi de güzel seçiyorsun ya. Yani bu evet, tabii jürinin mesela yetenekli yarışmasında Ali abi ayrıldıktan sonra Sergen tercihi. Hani yani tabii Rıdvan abi şeyle ses yarışmasında da aynı şekilde. Şimdi geçenlerde söyledim. Yani Rıdvan abi de bir gün bir jürime mutlaka almak istiyorum. Yani çünkü bazen öyle bir durum oluyor ki işte burada bu olmalı diyoruz. Açıkçası onun programı çok yoğun. Yani evet. bana göre yeteksizsiniz jürisine de. Bana teklif ettiğim mevzuya girdim. O sağ olsun an cevap verdi. Yeteksizsiniz jürisine düşündüğümüz isimlerden biri aslında Rıdvan abi de onun yoğunluğu aşırı. Bir de hani NTV'den daha önce Burcu'yu aldım. Evet, bir de ondan sonra, şimdi Rıdvan Hoca olursa. Bir de üstüne Rıdvan abi. Tabii ki sağ olsunlar. Bütün NTV ekibi bu konuda bana hep destek verdi. O konuda onlara da teşekkür ediyorum. Jüri konusunda da yani hissettiğimiz zaman ki ben bireysel de çok karar vermiyorum. Hani belli fikirler üzerine yoğunlaşıyoruz. Orada hani ben şuna çok karşıyım. Ben birinin iyi jüri olacağını düşünüyorum. Bir tek öyle değil. En az 10 kişiye sağlamasını yapıyorum. Ondan sonra karar veriyorum. Sergen için aynı şeyi yaptık ki bana göre de doğru yaptık. Şimdi küçük bir yetenek izledik. Sırada bir aday daha var yeteneksizsiniz tamam. için. Carlos Tevez golf sporundaki hünerlerini sergiliyor. İzliyoruz. Yeteneksizsiniz. Ama çok şimdi bu golf abartısı söylüyorum. Dünya üzerinde en kolay gözüken en zor sporlardan biridir. Bana hiç gelmez. Bir gün Fikret Bey var. Fikret Öztürk Bey. O golfi de çok seviyor. Christoph Daum'la Antalya'dalar. Ben de gittim. Bak dedim spor tam ustana göre değil. Dedim ki asla abi bana göre değil. Ben 6 saat 7 saat çocuklar bana çıldırırım. Ama ayak tenisinden sonra senin geçmen gereken şu anda golf. Evet o mecburen çok... şartlar seni golfe doğru sürüyor. Ben yine ayak, ben ayak tenisi diyorum ama. Sen deme. Sen deme ama hakikaten golfü çok seviyorlar ama ben mümkün değil mi? Sabırlı ve sakin bir insan olmak lazım herhalde. Acun gibi olmak lazım. Yok yani korkunç zevk alıyorlar oynayanlar. Evet, evet. Yani o yüzden o işi çözemiyoruz ama bu şuna benziyor. Biz de şimdi bilgisayarda oyun oynarken geliyorlar bakıyorlar siz ne yapıyorsunuz deyip gidiyorlar mesela. Şimdi bazı sporlar ya da bu tip aktiviteler insanın kanına karışır. Ama dışarıdan anlaşılması çok mümkün değildir. Bu golfün tutkunu var ya, yani ben şunu çok iyi biliyorum ki mesela Toşan diyorum şeyin, Hiddink'in Türkiye'yi seçme sebeplerinden biri golf sahaları. Farkındayım. Evet, zaten fazla konsantre oldu golfe. Spor Toto Süper Lig'de 2 haftayı geride bıraktık. 16. ve 17. hafta maçları oynandı. Hemen... Haftanın ve iki haftanın daha doğrusu takımını getirelim ekranlarınıza. Rıdvan Dilmen'in seçimi Gençler Birliği. Acun'un seçimi de olabilir mi? İki maçı kazandı. Sizce de... Yani açıkçası şimdi bu 2-3 haftadır Galatasaray da çok büyük çıkışta. Ama Gençler Birliği tabii hani kadrosunu değerlendirdiğiniz zaman herhalde daha avantajlı gördünüz. Tabii ki biz geçen hafta Galatasaray'ı seçmiştik ama şimdi şu iki maç, üç günde bir maç olduğu için. Evet.
Gençler Birliği'de tanıdık pek isim bulmazsın. Ben de onu demek istiyorum zaten. Bu kadroyla bu başarı tabii çok önemli. Yani dört hani maçtır kazanılıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın seri galibiyetini herkes bekliyor. Gençler Birliği için daha önemli. Dolayısıyla sürpriz. Haftanın teknik direktörünü de oradan seçtik. Evet, haftanın kim haftanın teknik direktörü Acun? Bence mi? Yani. Valla ben... Söyle, Gençler Birliği'nin teknik direktörünün ismini biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Bilmiyor musun? Kim? Sen lan atlamazdın böyle şey ya. Hayır, ben şimdi açık söyleyeyim. Anadolu takımlarına o kadar konsantre değilim şu anda. Yani sen benim durumumu iyi kötü biliyorsun. Hani ben şimdi Fenerbahçe konusunda çok konsantreyim. Galatasaray'ı tabii çok iyi takip ediyorum. Hani Anadolu'ya gittiğim zaman dağılırım. Kim? Fuat Çapa. Ha tamam. Bu sözle geldi Fuat Çapa. Haftanın teknik direktörü de Fuat Çapa. Haftanın futbolcusuna geçelim hemen. Haftanın futbolcusu da yine Gençler Birliği'nden. Genç bir oyuncu. Tum. Evet, Tum. Son iki maçta da 3 golü var. Hı-hı. Sizin ekleyeceğiniz bir isim var mı haftanın futbolcusu için? Ya ben demin de söyledim ki bütün maçları seyretmediğim için bir yorum yapmam çok yanlış olur. Ama Galatasaraylı Eboué'nin çok ciddi bir çıkışta olduğunu düşünüyorum, evet, ben. Evet, son bir ayın en iyi oyuncularından, evet, bir tanesi, doğru. Galatasaray'a geçelim o zaman. Galatasaray Manisa Spor'u 1-0'la geçti ve tek Fatih Terim'in açıklamaları var bu maçın ardından. Galatasaray taraftarından söz ediyor Fatih Terim. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Onlar Avrupa'da hiç yenilmeden şampiyon olan bir takım gördüler. Şampiyonlar Ligi'nde sürekli olan takım gördüler. İnsan hayal etmeden yaşamaz. Hayallerim dünyadan daha büyük demiş Fatih Terim. Ne kadar... Hoca... Önce yani, isteyip hayal etmek lazım zaten. Ben şuna çok inanıyorum. Zaten dikkat ederseniz dünyadaki başarılı teknik direktörlerde bu çok var. İddialı teknik direktörün performansı her zaman farklı oluyor. Daha başarılı oluyorlar. Hani Mourinho için de aynı şey geçerli. Ne bileyim böyle, ben böyle sakin, cool teknik direktör yapısının öyle her zaman tuttuğunu düşünmüyorum. Yani şimdi herhangi bir teknik direktör için konuşmuş olmayayım. Ama benim Fatih Hoca gibi teknik direktörlere her zaman sempatim var. Yani mantısı nasıl mantısı? Yazın bir mantıydı. O Fulya ablanın ama. Evet. Fatih Hoca'nın değil. Fatih Hoca mantı yaptı, evet, da. Fatih Hoca'lar da biz mantıydık da. Ben gerçi ayda bir yiyorum. Yedim mi? Fatih, evet, Terim yapıyormuş. Yedim bir... Dört tane yedi, dört. Dört tabak yedim. Afiyet ama olsun. Bir şey anladın mı diye sor. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Yani böyle bir mantı yok ama ya. Evet, hakikaten. Yani bizim her durumdayız. Bizim ailenin mantıları olağanüstüdür. O başka bir tarz. Onlarınki biraz Kayseri mantısının tarzı aslında. Ama çok önemli bir aşçıları var. Fulya abla da bu konularda, evet, evet, çok misafirperver. Seviyor beslemeyi. Gelmeden bir şey aradım. Mustafa Denizli'yi aradım hocaya. İran'a gitti biliyorsun. Evet, dün gitti. Dün gitti. Hayırlısı olsun falan dedim. Sürpriz oldu hocam falan dedim. Bir hayırlısı olsun daha diyeceksin yakında. Niye? Sonra söylerim. Tamam. Dikti be, sen kim başlıyor ama? Ya Rıdvan abi, elini sıkabilir miyim? Abi şu dünyada yani futboluyla düşünce hızı zaten o yüzden futbolda o kadar hızlıydı. Aynı olan ender insanlardan yani. Sen diyeyim o zaman Dikti. Doğru mu? Sen başlasan keşke. Yok yok ya, konuşuruz sonra, şimdi başlıyorum. Ben tahmin ediyorum. Evet, tamam. Tamam, şey hocam dedim, hayırlısı olsun falan dedi. Bak Rıdvan'cığım dedi, ben seni çok severim. Uzun süredir aramıyordun. Beni arıyorsun diye İran'a gittim dedi. Tebrikler size dedi. Çok düşün. Çok güzelmiş ya, çok güzel. Mustafa Hoca da çok esprilidir. Ve Fatih Terim, Galatasaray teknik direktörü, Mustera Tafarel'den sonra gelen en iyi kaleci demiş. Bence Mustera... orada biraz açıkçası Tafarel'in hani rütbesine de hafif saygı göstermiş herhalde Fatih tabii, Hoca. Tabii, doğru. Onu da tartışırım yani. Tafarel çok daha iyi diyebilir miyiz? Yok. Ben kastettim. Efendim? Sizin söylediğinizden daha iyi olduğu mu? Hayır, ben şunu demek istiyorum. Daha biraz erken hani Mustera'yı net olarak değerlendirmek için ama hani Taferel'i soruyorsanız bence hani çok inanılmaz bir kaleci değildi. O takım çok iyiydi zaten. Taferel de o takımın bir parçasıydı. Hani Galatasaray'ın o takımında birçok futbolcu çok ön plana çıkmıştı. Evet. Ve Galatasaray çok baskılı oynuyordu. Hani normal kaleye 10 top gelirken Galatasaray'a 2 top geliyordu. O yüzden Taferel'i ben Türkiye'de çok değerlendiremeyeceğim. Şu da var. Taferel'de 6 saniye kuralı yoktu herhalde o zaman. Değil mi? Evet, yoktu. O bile bir kaleci için dezavantajdı. Çabuk, evet, başlamak zorundasın. Oyun kuralları artık tabii değişim. Özellikle savunma yapanlar, bunun adı kaleci, savunma oyuncusu, onların aleyhine gelişiyor sürekli. Ben şeye çok inanıyorum. Şimdi iyi kaleci zayıf takımı bir yerlere taşır. Yani bugün hakikaten hani büyük takımların kalecileri güçlü bir takımda kaleci çok avantajlı da... ama bazen büyük takımlar krizde oluyor. O zaman kaleciye kalıyor iş. Onu da kabul ama Taferel'in olduğu seneleri ben hatırlıyorum. Galatasaray zaten tek kale yapardı. Apaçı gibiydi, evet. Rakip sahaya yerleştirdi. En iyi kaleci kim gördün Türkiye'de? Schumacher.
Yerli? Yerli Volkan herhalde. Yani ben Volkan'ı çok beğeniyorum. Rüştü'yü götürdün arada. Yok bence Volkan. Volkan. Ama yani gerçi Rüştü de olağanüstü bir kaleci ama hani Rüştü'nün bizim Fenerbahçelilerin aklında böyle bir iki tane talihsiz golü var akıllarımızda kalan. Hani o yüzden Rüştü'yü ben çok severim insan olarak da. Kaleciliği de zaten tartışılmaz. Barcelona'nın transfer ettiği bir kaleciden bahsediyoruz. Evet. Ama Volkan bana böyle bir huzur ve güven veriyor açıkçası. Ve Selçuk Ünal'ın sözleri var. Galatasaray oyuncusu. Cevat Prekazin'in gollerini biliyoruz. Onun gibi olmak zor. Bunun için daha çok büyük bir gol atmam lazım dedi. Ve hakikaten efsanelere saygı organizasyonunda Cevat Prekazin'in formasıyla büyük bir gol attı Selçuk Ünal. Evet, tesadüf de oldu. Öyle bir tesadüf yani, oldu. Gol tesadüf değil yani. Prekazi evet. Ödül töreni. Evet. Galatasaray'ın uygulaması da çok hoşuma gitti benim. Her hafta işte içeride oynadıkları maçları. Valla ben vefa çok önemli diye düşünüyorum. Ve hani bütün kulüplerin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Çünkü ben çünkü çok eski futbolcuyla bir arada olma şansını sahip oluyorum. Yani o bize bana belki de Allah'ın bir lütfu. Çok önem verdiğim, değer verdiğim isimlerle birlikte olabiliyorum. Ve gördüğüm şu, bir futbolcu en çok koyan o hizmet ettiği kulüp tarafından bir şekilde... hani ufak bir teşekkür olabilir, bir hani bir duygu olabilir, yani bir mesaj olabilir. Buna ulaşamamak. Şimdi eskiden biliyorsunuz jübileler vardı ve futbolcular jübile yapardı. Yani her futbolcu jübile yapardı. Ben kaç tane jübile maçına gittiğimi hatırlıyorum. Şimdi jübile olayı bitince hani futbolcuların kopması da nasıl oluyor biliyor musunuz? Aa bu futbolu bırakmış, öyle mi? Ne zaman bırakmış diyoruz? 2 sene önce bırakmış. Yani evet. O futbolcu böyle bir kaybolup gidiyor ki büyük takımlarda. Benim için yani önemli olan mesela Galatasaray'ın ne bileyim Küçük Hakan, Okan Buruklu kadrosunu düşünüyorum. O kadronun plaket üstüne plaket alması lazım mesela. Prekazi de ondan bir önceki en büyük başarıyı sağlayanlardan. Acun'un Avrupa maçları daha fazla oluyor. Bir gün anlatayım hazır buradayken hastanedeyim. İşte kalbimle ilgili kontrolden geçiyorum. Koşu bandında elektrikler, aletler falan takılmış koşuyorum. Saat yalnız 2:30 öğleden sonra. Ne yapıyorsun? Abi dedi iyiyim dedim. Şimdi koşu bandındayım. Dedi hadi gel havalanla gidelim çıkışta dedi. Nereye gidiyorsun dedim Barcelona'ya. Ne yapıyorsun dedim maça. 2:30 arıyor beni. Ben gelemem dedim ben şu testlerden falan geçeyim. Neyse bir resim yolladı maçtan. Barcelona maçında. Olur tamam. Diğer gün oldu. Bir resim daha geldi. Tottenham Chelsea maçı. Tottenham affedersin Milan maçı. Tottenham yani. Yalnız arada bir de Cenevre'de bir araba fuar var yalnız arada. Onu göndermedi, ihmal etti. Ya öyle, öyle komik bir seyahatti ki. Dur daha bitmedi. Bir tane de kaç hafta sonra saat Türkiye saatiyle 7. Akşam üzeri yolda. Neredesin dedim Mecidiyeköy'ü geçtim. Hadi gel diyor. Nereye gidiyoruz? Münih'e. Ne yapacağız? Bayern Münih Inter maçına gideceğiz diyor. Bu hıza dayanmak. Akşam 21:45'te maç yalnız. Kaçıncı dakika girdim merak ediyorum. O maça 20. dakika girdik ama sezon en iyi maçını yakaladık evet. Biliyorsun değil mi? 2-2 hani, garip. Inter tur atladı son dakika golüyle. Acayip bir maç oldu. Öbür maç öyle komik ki. Şeye gittik. Barcelona maçına gittik. Rıdvan abi gelmedi sağ olsun. O sırada Rıdvan abi de bana öyle bir fotoğraf yollamış ki. Her yerinde kablolar var. Ben gelemem bir diyorum yani. Fenerbahçe'nin yeni transferi gibi geldi. Hani öyle kablolarla koşar ya böyle. İşte ondan sonra yola çıktık. Neyse Barcelona maçına gittik. Acayip bir maç oldu. Dönüşte de arabalara ben çok merakım var. Cenevre'ye uğradık otomobil fuarına öğlen. Sonra bizim işte... Şişli'ye uğradı ya. arkadaşlar bastırdı şimdi. Abi işte Tottenham maçına gidelim. Milan maçı süper maç. Abi Türkiye'ye döneceğiz normalde. Gidelim. Oğlum biletimiz yok dedim. Yani nasıl ya oradan biz bilet mi bulamayacağız? Bu gidelim kısmı muhtemelen sen söylemişsindir. Onlar evden önü demişler. Ya ben şimdi mailliyim ama grupta Ekrem var. Şimdi Ekrem aşırı bir ateş yaktı. Ben de tamam gidelim dedim. Akşamüstü saat 5-6'ydı zaten. Atladık gittik Londra'ya. Ondan sonra stadın önüne geldik. 45 dakika var. Ya Tottenham hayatında ilk defa çeyrek final oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde. Biletler 10 gün evvel bitmiş. Bir tane bilet yok. Adam ilk adam 1000 pound dedi bana. Gelen ilk adam 1000 pound dedi. Öbürü 1200 diyor. Acayip böyle. Bizim Ekrem de dedi ki. Abi dedi sen rahat ol. Bunlar birazdan fiyatı düşürür dedi. Dedim ki ya yani ben anlıyorum ama şimdi öyle bir durum olur ki stad önlerinde. Alıcıyla satıcının dengesi denen bir olay vardır. Şimdi bir baktım alıcı aşırı fazla satıcı az. O yüzden rakamlar şişiyor zaten. Bir yerde bir şey yakalaman lazım. Çünkü öyle bir durum olur ki bir anda alıcılar kaybolur. Böyle ortada kalırsın. Neyse Ekrem işte düşer dedi işte birisi daha düşer dedi falan bizden. Ben de ihtiyaçtan 3 tane aldım 5 kişiydik. Ondan sonra bir kayboldu satıcılar. 3 kişi girdik, 2 kişi dışarıda kaldı. Eko?
Eko attı kendi abi, içeri. Yani. Eko attı kendi içeri ve acayip bir maçtı o da. Yani Tottenham'ın hayati maçı. Ama ben o gün işte Milan'dan soğudum abi. Beto oynadı değil mi çok? Hayır, Milan'da öyle bir ruhsuzluk vardı ki ben yani hakikaten işte parayla takım kurulamayacağını o gün çok iyi gördüm. Ya 4 dakika var Rıdvan abi, 5 dakika var. Taç atmaya gidiyor. Adamların gol atması lazım. Bir telaş yok ya. O Seedorf. Ondan sonra İbrahimovic. Zaten Brezilyalılara yani gittiği takımı ihya etmedi. Siz bile maça girmek için o kadar çaba harcarken. Ama bir ama tribünü, tribünü göreceksin böyle ya. Hak bendeki arzu onlarda yoktu kesin de. Tribünde Tottenham seyircisi, ben Tottenham küçüklüğümden beri severim. Hani Gascoigne, Lineker zamanından beri ben Tottenham hayranıyım. İngiltere'de en sevdiğim takım Tottenham. Tribünde bir anda tabii fanatiklerin arasına düştük. Öyle rastgele bir bilet bulmuşuz. Omuz omuza, omuz omuza. Yani o öyle bir atmosfer içinde maç seyrettik ya devamlı. Ve Abdurrahim Albayrak ilginç açıklamalarından birini yapmış yine. Şu anda Barcelona'dan iyi takımız diyor Abdurrahim Albayrak. Takır takır oynuyoruz, yene yene gidiyoruz. Barcelona iyi takımız mı? Barcelona'dan daha iyi takımız diyor Abdurrahim Albayrak. Ama Abdurrahim abi her zaman espiritüel yaklaşımıyla evet, futbol dünyasına neşek atmıştır. Evet. Yani hakikaten yani çok da sempatik bir insan. Espri kabul ediyorsun değil mi? Net olarak tabii ki yani. Ama yani bence o da ya bazen hani kralsın be abi derler ya hani abi sen hakikaten kralsın derler ya, kral değil o adam, onun gibi olabilir o da yani. Elvan Derin açıklamaları var. Boş vaktimde taraftarı olduğum Barcelona'nın dışında başka takımı izlemem. Umarım bir gün onlara karşı oynarım ama topa dokunabilir miyim bilmiyorum demiş Elvan Der. Geçen hafta konuşmuştuk Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı. Yarı finalde Aysel takımının teknik direktörü 15-16 kişi oynamamız gerekiyor. Onu duydum demiş ben de. Buna benzer bir açıklama olmuş Elman Derin'ki de. Devamı da var galiba. Evet, Johan Elman Der taraftarın gösterdiği ilgiyi İsveç basınına anlatıyor ve pasaport kuyruğunda bile alkışlıyorlar demiş Elman Der. Ama herhalde tamamen buradan giderken de alkışlanabilmek mesele. Gönderilirse 8 bavulla bir tane gazetenin köşesinde görürsün. Bir de şunu yazarlar. Gelirken bu, onu resmi de koyarlar. Giderken bu. İnşallah yine alkışlarla gider ama Türkiye'de pek olmuyor. Lugano'nun gidişini bir yakın tarihte hatırlıyorum ben. Alkışlanarak. Ben... Ama Ermenler çok başarılı bir oyuncu. Ben alkışlarla gideceğim. Beklentilerin üstünde. Yani beni şaşırttı açıkçası. Aynen. Fizik ve gücü çok iyi. Fenerbahçe Antalya Spor'la golsüz berabere kaldı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları var. Sahada topun akışında bir gariplik vardı diyor. Naylon top gibi sağa sola savruldu. Mahallede eskiden oynadığımız toplar gibiydi. Bu sebepten iki takım çok pas hatası yaptı. Kısır bir görüntü oluştu demiş Aykut Kocaman. Acun kardeş bak, bununla ilgili şöyle eleştirecek ya, topa bahane buldu falan diyor. Top iki takım oyuncuları için de garip gelebilir. Ben bir olay anlatayım. Harp akademilerinde şeyde, Yeşilköy'de bir tane komutan var dediler, Tuğgeneral. Bir ayak tenisi oynuyor, yenemediği Türkiye'de hiç kimse yok. E dedim oynayalım, işte yaşında gelmiş zaten paşamıza. Seninle oynamak istiyordu bana. Şaka yapıyorsun dedim ben de. Seninle oynamak istiyordu, Erdal Keseri şunu bunu hep yendi falan dedi. Gittim, 15'te bitiyor. Yani 15 sayıda bitiyor. İlk set 15'e 3, ikinci set 15'i biraz direndim, 7. Ve iki sette bittim ben. Ki biliyorsun ben ne kadar iyi oynarım ayak tenisini. Fakat onda bir top var. Hem net, voleybol neti gibi. Voleybol yüksekliğinde. Ve tam 40 yıldır oynuyormuş. Top, Acun, uçuyor. Ama futbol topu da değil, voleybol topu da değil. Kaç yaşındayız lan, beni paramparça yaptı. Durdu ya da o kadar meleki kazanmış ki toplar etkiler. 40 yıllık oynayan insan da bak Rıdvan'da olsan yenemiyorsun. Paramparça yaptı beni. Güntekin Onay'ın sizi Antalya Spor'da... Çok ilgilenmedin ama ne yapayım? Anlatayım yine sana. Güntekin Onay'ın Rıdvan Dilmen'i Antalya Spor Fenerbahçe ile ilgili önerisini hatırlatıyor. İzliyoruz. Size teklif ettim. İki cihanın başında ileri saralım mı dedim maçı. Yok dediniz, seyredelim dediniz. Doğru. Böyle bitecek, ileri saralım abi, hocam dedim. Eğer şimdi... Koyarlarsa ancak şimdi kabul ederim. Şimdi ikinci yarıda ilk yarı çok kötü geçiyordu. Birlikte izledik. Devre arası yorum da yaptık. İkinci yarıda şey dedi. Yani ama öyle görmek istiyor. Aslında fena maçın ikinci yarısı fena değildi. Hı hı. Sallama aslında o. Hani ileri sarsaydık bir şey kaybetmezdik.
Haklı çıktım diyor. Sergen Yalçın var sırada. Spor yazarı ve yeteneksizsiniz yorumcusu. Biyaneno için şunu söylemek lazım demiş. Gayretli bir oyuncu ancak ben bu kadar yeteneksiz futbolcu görmedim diyor. Daha başka bir gözle bakıyor mudur acaba artık? Yeteneksizsinizle beraber. Yani gerçekten bu senenin ayak kırıklıklarından biri oldu. Bu kadar affedersiniz aşağılanacak Sergen için söylemiyorum. Okuyorum bugün gazetelerde falan. Mesela yöneticilerin de elimizde patladı gibi böyle garip bir demeci var diye yazıyor gazete. Ben tabii ona ayırıyorum. Söyleyip söylemediklerini bilmiyorum. O kadar da dışlanacak bir oyuncu değil. Ben de aynı görüşteyim. Yani mesela açık söyleyeyim. Top aldığı zaman hiçbir şey yapamaz izlenim vermiyor. Bir de tabii sen daha iyi bilirsin Rıdvan abi ama gol noktalarında iyi yerlere koşusu var. Var var. Yani rakip defansı böyle bir dengesini bozan bir tip. Ama şey gerçek yani Fenerbahçe futbolcusu olmadığını bağırıyor. Evet. Alternatif bir oyuncu gözüküyor. Yani yoksa o kaçırdığı mesela gol üzerinden aslında o golü kimse değerlendirmiyor. Bienvenue'nin genel böyle bir hayal kırıklığının üzerine o gol kaçınca tepki oluyor. Yoksa o golü Alex kaçırsa bugün kimse konuşmazdı. Evet doğru. Kaçırmıştır da. Tabii canım. Ben Amokachi bir gol kaçırdı Valencia'da. Ya yandan orta geldi, bir metreden topa vurdu boş kaleye, top dışarı gitti. Hani bakıyorum o açıdan top nasıl dışarı giderdi, inanılmaz bir topta. Top son anda böyle bir sekiyor. İşte benim oldu aynısı. Tabii ki yani. Hatırlar mısın 1-0'lık Galatasaray maçı vardı, ben atmıştım golü. Fakat bir gol kaçırdım bugün, aynen senin anlattığın. Kadıköy'de. Amokachi pozisyonu, üst taraf atmıştım. 88 yılı hatırlıyorum. Evet. Dün işte şey kaçırdı, Veli. Bir metreden kafayla kaçırdı. Aynen, evet. Hakan Gündoğar'la ilgili bir haberimiz var sırada. Güntekin Onay %100 futbolda demişti. Hakan'ın da şifti Beşiktaş kadar ağır diye. Maç önü bağlantısında İsmail'leri karıştırıyor Hakan Gündoğar. İzliyoruz. Hafta içinde Stoke City'yi yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak. Saat 16'da başlayacak mücadele öncesinde her iki takımla ilgili son bilgileri NTV Spor canlı yayın ekibinden Hakan Gündoğar aktaracak. Hakan söz sende. Teşekkür ediyorum İsmail Köy. İsmail Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Ben hemen bu 11'i sizlerle paylaşmak istiyorum ki sürpriz bir isim bugün kadroda yok. Bilindiği gibi Beşiktaş'ta son 7 haftadır defansın dörtlüsü için... En son Irmak'a gidiyor 3G bağlantısıyla ses. Aykut Yıldırım'ın da böyle bir macerası var. O da Fenerbahçe'de daha yeni muhabirliğe başlamış. Fenerbahçe'nin evet. Almanya'daki kamp dönemini aktarırken Aykut Kocaman'dan bahsederken Aykut Yıldırım diye söz ediyor. Ben de hep korkarım her yayında Aykut'a bağlanırken aman Aykut Kocaman demeyeyim diye Hakan yapmış. Ses tabii geç gidiyor. Önce Aykut sonra evet, Irmak'tan geliyor. Ve Güntekin Onay Bursa Spor için çözüm önerileri üretmeye güzel. Çalışıyor. Ekranlarınıza geliyor. Dün ben 2 maç 0-0, bir maç 1-0 bitince merak ettim gece. Antalya maçını da seyrettim. Bursa-Antalya'yı. Aslında pek merak edip de bakmasın da. Baktım merak edip. Dedim ki ya bizim ligde ne kadar çok maç 0-0 bitiyor, 1-0 bitiyor. Bizim ligde gol olmuyor. Real Madrid maçını anlattım gece. 6-2 bitti biliyorsunuz. Sonra eve geldim. Geçen yılda aynı skor. Baktım Bursa-Antalya maçının tekrarı var. Onu bir daha bir seyrettim. Bursa Spor'un sorunu ne diye merak ettim. Onu çözdüm mü? Çözdüm mü? Ondan sonra baktım. Çözdüyse Ertuğrul telefonu var. Vereyim sana. Gibi, vereyim mi Ertuğrul telefonu? Gol olacak gibi gözükmüyor yani maç. Çözmeye çalışmış Güntekin. Çözdüysen ver Ertuğrul'u arayalım. Ertuğrul sağlam çözemediğini söylemişti. Geçen hafta da konuşmuştuk hatta. Bir hastalık var ama teşhis edilmiyor diye. Ben şimdi çok geriye gideceğim ama merak ediyorum. Televole çok hani merakla ve keyifle izlenen bir programdı. Bu anlamda acaba bir projeniz var mı sporla ilgili? Çünkü spor muhabirisiniz. Ne kadar sevdiğinizi zaten biliyoruz futbolu da. Yani Televole'nin açıkçası futbolla konsantre olduğu dönemlerde ben muhabirlik başlamıştım. Ben. Yani o ekibin içinde. Ve çok güzel günlerdi. Fakat şöyle bir gerçek var ki futbolcu arkadaşlarımız sonuç itibariyle bir şov dünyasının ne bileyim o espri, heyecan ve ne bileyim ilgi çekicilik bölümünde çok etkili olamadıkları için, hepsi için söylüyorum bunu, hepsi değil. Yani bir kısmı belki neşeli olabilir ama bu programların çok başarılı olma şansı yok Türk seyircisi üzerinde. Yani çok enteresan bir şey söyleyeyim. O dönemlerde çok değişik futbolcular vardı. Mesela işte Hakan Şükür çok esprili bir dönemiydi. Sergen değişik bir futbolcuydu. Alpay vardı. Ve o dönemin futbolcularının o renkli muhabbetleri çok ilgi çekmişti.
Ondan sonra belki kanalların tabii çoğalması. Yani çok değişti gündem. Artık o zaman 6 kanal vardı Türkiye'de. Şimdi 26 kanal var en azından o işe konsantre. O yüzden hani bu tip program yapabilecek. Çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Kulüplerin de koyduğu yasaklar var tabii. Yani... Kulüplerin koyduğu yasaklar var. Bir de bu işler öyledir ki. Yani takım, şimdi bandı çekersin sen, takım maçı kaybeder. Hadi yayınla bakayım. Yani öyle bir şey olur ki, evet, adamla rezital yapmışsın doğru. Sen. Takım maçı, seyirciye anlatamazsın ki bunu. Aynen, hani o gülüyor. O gülüyor orada diyecek. Bitti. Yani seyirci der ki, futbolcunun o yüzden hani o derece kullanılmasına da karşıyım ben. Hiç unutmuyorum, ben Fenerbahçeli futbolcu adını söylemeyeceğim. Hani aşırı derecede neşeli hareketlerinden dolayı irite olmuştum ben mesela. Yani o da iyi olmuyor. Çünkü bazı futbolcu bazen ki bilmiyor, çünkü bu adam bu işin adamı olmadığı için ölçüsünü bilmiyor. Fazla neşeli hareketler yapıyor. O da iyi durmuyor. Ben şu anda Lig TV'nin mesela bu konuda yaptığı magazini çok başarılı buluyorum. Yani dozunda ve tadında yapıyorlar. Orada da kalmalı diye düşünüyorum ben. Not defterini noktalıyoruz artık yavaş yavaş. Acun Ilıcalı stüdyo konuğumuzdu not defterinde bu hafta. Rıdvan Dinmen'le beraber Acun Ilıcalı'yı konuk ettik. Teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz ederim. Için, değerli yorumlarınız için. Yine bir yere gidiyorsun herhalde. Evet, İyi tatiller diyelim. Görüşürüz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.